Büyükşehir'le ilgili konuları gündeme getireceğim. Orada bir tablo, gelirlerle ilgili bir tablo göstermek istiyorum size. Önce gelirlerle ilgili tabloyu gösterelim. Bandırma Belediyesi'nin Ocak, Şubat ve Mart ayındaki İller Bankası'ndan gelen payları. Toplam gelirler. Şunlar ise Büyükşehir olduktan sonra Nisan-Mayıs Haziran ayındaki İller Bankası payları. Bizim elimize geçen paralar. Aradaki farkı görüyorsunuz. Yani yaklaşık Büyükşehir olmadan önceki gelirlerimizden 3 ayda 6 milyon gibi bir eksiklik var. Bandırma Belediyesi bunları nereden karşılar? Karşılayabilir mi? Karşılamaz. Ben işte şunu söylemek istiyorum. Tabii bunu bir eleştiri olarak değil. Seçim öncesi sürekli Büyükşehir olduğunuzda bütçeniz artacak. 2 katına, 2,5 katına çıkacak. Şu olacak, bu olacak diye söylendi. Biz de inşallah olur, olmasını bekliyoruz, istiyoruz demiştik. Ama şu anki yanlışlık mı var, eksiklik mi var, noksanlık mı var? Tablo bu arkadaşlar. Şimdi tabii bu konuda görüş olan arkadaşlar bu görüşlerini ifade edebilirler. Ben iyi netli olarak Bandırma halkıyla bunları paylaşmak istiyorum. Şimdi şu Mart ayındaki bizim son gelirimiz. %40'ı kesildiğinde bu %40, %30 Büyükşehir payı kesiliyor, %10 da su kanalizasyon payı kesiliyor. Kesildiğini farz edelim. Şu rakamın bize Nisan'da gelmesi lazım. Ama bu pay, Büyükşehir payı, su kanalizasyon payı kesilmesine rağmen bize gelen para Nisan'da, bu Mayıs'ta, bu Haziran'da. Tabi toplanan vergilerle de ilgili. O vergi havuzundan pay alan belediyelerin sayısıyla da ilgili. Ben bunları biliyorum, araştırıyorum, konuşuyorum. Bugün Bursa İller Bankası'nın Bursa Bölge Müdürü geldi. Onunla da konuştuk. Bursa'daki bütün belediyelerde kan alıyor diyor. Yani ilçe belediyeleri. Hatta İnegöl Belediyesi'nden örnekler verdi. Aynen bizim gibi. Dolayısıyla bu böyle devam ederse, bu gelirler böyle az gelmeye devam ederse şu anda Bandırma Belediyesi sıkıntı yaşamıyor. Geçmişte kasasında var olan paradan dolayı. Ama ben biliyorum ki çevre belediyelerle konuşuyorum. Edremit'i, Ayvalı'yı, Ayvalık Başkanı'yla konuşuyoruz. Bugün konuştuk. Çok kötü durumumuz diyoruz. Neredeyse hiç para gelmiyor. Çalışanların maaşını ödeyemeyeceğiz diyor. Şimdi bu durumda. Dolayısıyla durum bu arkadaşlar. Şimdi gelelim Büyükşehir'le ilişkilere. Şimdi biliyorsunuz itfaiye Büyükşehir'e geçti. Su kanalizasyon Büyükşehir'e geçti. Ulaşım hizmetleri Büyükşehir'e geçti. Hal Büyükşehir'e geçti. Mezarlık Büyükşehir'e geçti. Büyükşehir'den arkadaşlarımız geliyor. Daire başkanları, daire müdürleri. İtfaiye'de bir toplantı yapıyor. Topluyorlar itfaiye müdürünü, çalışanlarını. Diyorlar ki bakın bundan sonra yolları yıkamayacaksınız. Bundan sonra pazar yerlerini yıkamayacaksınız. Bundan sonra oraya buraya su taşımayacaksınız. Sadece sizin işiniz yangın söndürme. Oysa belediyede yolları yıkamada, ıslatmada yıllardır itfaiye yapar biliyorsunuz. Bunları biz kiminle yapacağız? İki, geçen gün Aksakal'daki arkadaşlarım beni aradılar. Dediler ki bizim burada bir İsuzu kamyonet çift kabinli üzerinde ilaçlama aracı olan İsuzu kamyoneti Büyükşehir karar vermiş, biz bunu alıp Balıkesir'e götüreceğiz. Ben de durun dedim, bir dakika ne yapıyorsunuz? Buradaki Aksakal'daki ve köylerdeki ilaçlamayı kim yapacak o zaman? Siz bu aracı üzerindeki ilaçlama aracınızı, ilaçlama makinenizi alın diyorlar bize. Biz arabayı götüreceğiz. Daha sonra Ali Osman Sali'yi aradım, genel sekreterimizi. Efendim dedim. Bu araçlar Balıkesir'e götürülmek için Büyükşehir'e devredilmedi. Bu araçlar burada
Büyükşehir adına hizmet etsin diye değerlendirdim. Siz buradan bu ilaçlı marajını alıp götürseniz, buraların sinek olursa, bunun sorumlusu kim olacak? Lütfen dedi bu aracı almayın. Ayrıca biz dedi bu aracı vermiyoruz. Ne yapacak? Biz dedi onu cenaze aracı yapacaktık. İyi o zaman başkan dedi, sezon sonuna kadar kalsın. Yani bitmedi, bizim biliyorsunuz otobüslerimiz var. Bu otobüsler çok uzun yıllardır Bandırma Belediyesi'ne hizmet eden, camilerden mezarlara, cenazelere insan taşıdığı bu araçlar. Geçen gün telefon etmişler Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne. Demişler ki o araçlardan ikisini garaja çekin. Biz iki tane şoför gönderiyoruz, onları Balıkesir'e alacağız. Benim haberim olmadan bizim arkadaşlar da çekmişler. Daha ki yoldayken haberimiz oldu. Ben de dedim ki hemen onları eski yere çekiyorsunuz. Anahtarlarını da bana getiriyorsunuz. Daha sonra da aradım tekrar. Yine dedim ki bu araçlar mezarlık Bandırma'da kalsın, Bandırma'daki mezarlık hizmetlerini yapsın diye size devredim diye. Alıp Büyükşehir'e götürün orada kullanın diye devredim dedi. Dolayısıyla ben yarın öbür gün Haydar Çavuş Camisi'nden insanları şeye taşıyamazsak ne söyleyeceğiz vatandaşa? Böyle bir şey olur mu? Siz 1.4 katrilyon bütçenizle bize ilave şey yapmanız gerekirken yatırım, ilave şeyler getirmek bizim elimizdeki araçları alıyorsunuz. Bu olmaz, ben bunu halka şikayet ederim dedim. Beni tekim çocuklarına bindirdik, tekrar otobüse gönderdik. Otobüsü almaya gelen. Vermedik. Ama yarın öbür gün ne olacağını bilmiyoruz. Ben herkesten rica ediyorum. Bu tür şeyler yaşıyoruz. Şimdi evet, büyük şehir oldu, hizmet gelsin. Bazı müdürlükler büyük şehire geldi. O müdürlükler yatırım yapsın buradan. Ama lütfen buradan oraya devredilmiş araçları alıp oraya götürmesinler. Burada kalsın, Bandırma halkına hizmet etsin. Ve hizmetler aksamasın. Biz hizmetler aksamasın diye her türlü fedakarlığı yapıyoruz. İtfaiyeden örnek vereyim. 24 tane taşeron çalışanı var. 3 aydır biz ihalesini yapıp biz paraları ödüyoruz. Tabii mahsup etmek istiyoruz sonradan da o büyük yere geçerken mahsup etmek istiyoruz. Şimdi önümüzdeki ay sonunda bitecek. Ondan sonra ne olacak bilmiyoruz. 30 Eylül'e kadar diğer şeyler bizde gözüküyor. İhaleleri biz yaptık, paralarını biz ödüyoruz. 30 Eylül'den sonra ne olacak bilmiyoruz. Yani bütün bunları ben bilginiz olması amacıyla sizlere sunuyorum. Yardım etmesi gereken arkadaşlardan yardım istiyorum. Bu konuda bir kamuoyu oluşmasını istiyorum ve Bandırma lütfen kendi araçlarını göndermesin. Kendi aklına sahip çıksın. Biz Büyükşehir'e buradan araç gönderip onları daha da zenginleştirecek değil, onlardan katkı bekleyerek Büyükşehir olduk. Bunları sizlere aktarmak istedim. Ayrıca Büyükşehir Başkanımızı da aramıştım. O da bugün beni aradı. Tabii köylerle ilgili sorunlarımız var çok. Büyükşehir'de değil. Çünkü köylerde su meselesi var biliyorsunuz. İşte mezarlıklar meselesi var. Ne bileyim ulaşım meseleleri var. Köye gidip gelmeler, beldelere gidip gelmeler konusu. Bunlar Büyükşehir'e geçen konular. Ama tüzel kişilikleri kaldırıldığı için muhtarlıkların bu konuda muhtarlar ne para toplayabiliyor, ne para harcayabiliyor, ne bir iş yapabiliyor. Tabii hep size bana geliyorlar belediye başkanı. Biz belediyeye geçtik, mahalle olduk, hadi bizim şu işlerimizi yapın diyorlar. Ama istenilen işler genellikle Büyükşehir'in kapsamındaki işler. Halk otobüsü istiyoruz diyorlar. Efendim su konusunda yardım istiyorlar, su parası istiyorlar. Gerçi onda çözümler var. İşte mezarlıklar konusunda yardım istiyorlar. Ama tabii ki bunların bütünlüklü olarak da konuşulması lazım, beklentiler yüksek. Bu konularda görüşmek üzere 10 Temmuz Perşembe günü Büyükşehir Belediye Başkanımız beni aradı. Saat 18'de burada toplantı yapacağız. Büyükşehir Başkanımız, Genel Sekreter, Baski Genel Müdürü, Fen İşleri Daire Başkanı. Tabii çok sayıda köy muhtarı da gelip köyün yollarının yapılmasını istiyor bizden. Biliyorsunuz Bandırma'dan köyün içine kadar yol Büyükşehir'e ait, köyün içi bize ait. Yani gülüyorum bunu söylerken çünkü çok garip geliyor yani. Yarısı birine ait, yarısı birine ait. Yani bu sistemin yanlışlığını gösteriyor.
Dolayısıyla Büyükşehir Başkanımız gelecek, az önce saydığım daire başkanları gelecek ve biz de mahalle ve köyden geçen 56 muhtarımızı davet edeceğiz. 31 meclisimizi davet edeceğiz. Burada bu ilişkilerle ilgili, hem köylerle ilgili daha çok bir toplantı gerçekleştireceğiz. Burada aynen ben burada söylediğim gibi görüşlerimi burada tekrar edeceğim. Genel Büyükşehir Başkanımızdan da bu konuda yardım isteyeceğiz. Bir de beraber bir iftar yemeği yiyeceğiz. Bunu da buradan size açıklamış olayım.